Ankara gücü maçından sonra bazı oyunculara kızdı. Evet. Onların başında da Emre geliyor. Yani o kaleci golü kaçırdı, e, golü kaçırdı ya geri pasında filan. sonuçta e, bir altı kişilik bir tanesi zaten kırmızı kart dolayısıyla değişik oyuncuyla çıktı. Ya bana göre Galatasaray kötü top oynamadı. Sivas karşısında mı? He, Sivas, Sivas'da. Ben ilk yarıda ha. kötü oynadığını söyleyeyim ama ha. ikinci yarıda ha. bence ha, tamam. Biraz ama oynanırdı. yani sonuçta hakikaten Fatih Hoca'nın dediği gibi hiç pozisyonsuz iki gol yediler. O da Aynen, doğru. doğru. Aynen doğru. Aynen doğru. Ha sonunda mücadele edildi, şey yapıldı. Ama sonuçta ha mesela şimdi Galatasaray çok son dakikalarda maçta çevirip kazandı. Bu sefer inanılmaz pozisyon olmadı. Iı, ıı, Malatya'da ha. 90 artı hiç olmayacak ha. gol oldu. Gol oldu. Kazandı. Ha. -ha. Babel vurdu. Nerede? Malatya'da. Ha Malatya'da. Baber vurdu. Kaleci hatası. Kaleci o, Şeyde de Kasımpaşa maçında Kasımpaşa da, maçı da son öyle. dakika penaltı. Penaltı. Vardı. E bunda da girmedi. Girmedi. Ha, olur yani şey. Ama sonuçta yani. O maçta Kasımpaşa'yı kaybedince Kasımpaşa'nın penaltısını evet. vermeyen hakem evet, eleştirsen evet. bugün hakem muhabbetini dinlerim. Benim mesela en çok yanıltan o gün şu oldu. Ben artık Falco'nun şey vereceğini düşünmüyordum katkı o kadar maç eksikliğine ve sakatlık problemlerinden sonra bu maçtaki o maçın sonuna kadar oynaması ve Bence performansı. Bence en iyi performansı. Evet. Oyunda da vardı. Ya, o beni hakikaten bana sürpriz oldu. Oyunda da vardı. Çok. Ya şimdi doğruya doğru. doğru. Bu hafta peki mükemmel bir gol attı. Mı olacak? Mustafa Muhammed mi olacak o zaman? Gerçi ikisi yani. birlikte de olabilir. Nerede maç? Kayseri. Kayseri'de. Abo. İkisi birlikte de olabilir. Ha tabii Bu... Taylan var nasıl <laughs> Kemal abi bak e, videom hem Instagram'da hem şeyde hesabımda duruyor. Burada ne? Galatasaray maçı günü yayına çıktım. Maçtan 5 saat önce. Dedim ki üç futbolcuya şiddetli itirazım var. Bireysel olarak hepsine değil. Üçünün birlikte oynamasına. Emre, Arda, Onyekuru üçünde de dedim. Refakatçi presi dışında bir göstermelik presi bir şey yok. Ankara deplasmanına ben bu üç oyuncuyla çıkmam. Şiddetli ihtiyacım var. Galatasaray'ın serisi bitebilir dedim. Dakika 46 üçünü de çıkardın abi. Ha, doğru. Ee, bir de bir de ne olursa olsun e, t, e, niye Taylan oynamadı birkaç maç onu da bilmiyorum. Yani Taylan o evet. takımın temel direği yani. Hayır bir de şöyle bir şey var. Fatih Terim başarılarıyla kendini kanıtlamış. Mesela. Tabii canım. O, Hakikaten dediğim gibi Türkiye'de... Ben de bir katılıyorum. Da. Yani 100, bana göre de bir numara. 100, bir numara. Tabii Başarı yani. var ortada. Ya yani başarısı olan bir teknik adam özellik... Şenol hocayı da Şenol da var. Doğru. Onun da Dünya Kupası üçüncülüğü var. Ya, tabii tabii. Bu üçüncülüğü doğru. de biz icat ediyoruz. Aslında üçüncülükte bir şey yok Dünya Kupası'nda. Şampiyonlar incesin, ya ligi var Şenol hocanın bir de Beşiktaş. Var. Enam Halip. Sonucunda Türkiye'nin en başarılı iki hocası. Hakkını verelim. Ama en başarılı hoca olmak bazı maçlarda senin hata yapabileceğin gerçeğin ortadan kal yapmış olabilirsin. Tabii canım. Ha, şu maçtan sonra şunu diyebilirsin. Belki biz Ankara gücü gibi sert bir takım karşısında çok fazla yumuşak oyuncu kullandık. Yanıldık. O yüzden 46 oyuncu değiştirdik dersin. Hakemle da bir gün böyle başlarsın. Tabii ya canım. da Sivas başında sağ ile başlarsa sağının ne olduğu belli maçtan önce. Biz yine burada programda konuştuk. Sağ düzelmişse de, düzelmez dedim. Hibritçim 15 günde düzelmez Ömer abi. Beşiktaş bir senede zor düzeltti. Gene düzelmez. Yağmurlu ilk günde Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşar. Bir de bak mesela bir şey daha söyleyeyim sana. Ankara Gücü maçında Muhammed Mustafa ile ilgili itiraz var. Yani bütün şey ona yıkıldı evet. kırmızısı için ama o kırmızı kart çıktığı anda ikinci devrenin 10. dakikası 2-0 maçı. bir de o kısmı var işin. 2-0. Bir de abi şunu söylüyorum. Bak. Dirsek olayında dirsek olayında kırmızı kartı itiraz edemezsin dirsek olayını. Yüze gelen dirsek de şiddeti azdır, çoktur ya, fark bana etmez. Bana göre kırmızı kart o gün doğru. Herkes o yanlış dedi. Ya bana, bana göre, göre kime göre yüzde yüz doğru. O zaman neden bir maç cezası? tabii o da? O eyyam. O eyyam. O zaman o e, izleyen de diyor ki kırmızı kartta haksız diyor. Federasyon bunu kabul ettiği için bir maç cezası. Eğer, sana fa ben eğer Falcao formda olsa oynamayınca o zaman iki maç verirlerdi tehlikeli çünkü Falkaan'ın durumu da kritik. Bak bir şey daha söyleyeyim. Orada çok ince bir nokta var. Hiçbirinizin aklına gelmedi. Buyurun. O kadar baskıya karşı karar değişeceğine yani inanılmış ki bizim Tabii. ülkede. Tabii. Bir <laughs> maç verdikleri halde Galatasaray onun kalkması için itiraz etti tahkime. Tabii. Yani düşünsene yani hiç oynasın Tabii diye. yani düşün Tabii. bariz gol şansından atılan oyuncu oynamayacak. Sen bu harekette hani şey gibi, hani Rafael'in olayı ayrı bir olay. Orada hiçbir şey olmamış diye o şey evet. değişti. Ömer abi yani. demin hani çözüm dedik ya bak bir çözüm daha aklıma geldi şimdi. Tahkim kurulunu bizde çok bedavadır. Yani değişmediyse bin liraya itiraz edebiliyorsun. Bunu altlıklar için hiçbir itirazım yok. Bir defa birinci, üstlükler için kesinlikle bir defa rakamı arttırırım. Bin liraya adam diyor bin lira ver ne olacak bir defa rakamı arttırırım bir. İkincisi tahkim cezayı arttırabiliyor mu Oraya geleceğim. İkincisi tahkim kurulunun ceza artırma etkisi vardır. Bir defa artır abi ya. <laughs> Bir defa artır ama nasıl artırabilir onu da bilgisini vereyim. Hukuk kurulu savcı gibi müdahil olur der ki Galatasaray ya da Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin indirin dediği ceza aslında az verilmiştir. Şu sebeplerden dolayı artırılmadır, artırılmalıdır derse artırabilir. <laughs> tahkim kurulu başvuruya cevap verir. <laughs> Benim cezamı düşünmek için incel kulüp olarak öyle inceler. Bu cezayı arttır diye inceledersin, öyle inceler. Tahkimi tek başına yapacağı bir şey yok. Başvuruya göre cevap verir. Yıllar önce NUMA için UEFA... Üç tane örneği vardır. Burada, burada da üç tane. Şeniz Erzik döneminde vardır. Üç defa arttırmıştır. Hı -hı. Ama biz de diyorum ki bir tane ibret alem için arttırın ya. Mesela bak o Galata, gelmesinler. Galatasaray maçındaki o kırmızı kart hangi şeydi o ya bir tane... Bir, Hangisini söylüyorsun abi? Onyakur'un pozisyonu... Bir penaltı son. olayı vardı o. Ee, Galatasaray aleyhine şey maçında verilen. Ankara gücü maçında. Ankara gücü maçında. Mesela o bana göre yanlış karar. Benim görüşüm. Ben pozisyonu tam hatırlamadım. Hangisi? Şeye yapılan. Arda'nın Arda, Arda'nın yaptı. Arda'nın Arda yaptı. Arda yaptı. Arda yaptı. Abi, ha. Abi, elle oynama. Ya ba bana göre... Bana ki, göresi abi... ama ha. yok onun. Niye abi, yok biliyor şey musun? abi? verene. Niye yok biliyor musun? Bak ha. Ha. abi bir defa şunu kabul edelim. Yerden sekiyor diye ben abi, öyle yok, bak, bu futbolu biz icat etmedik. Bunu kırpınar olsa <laughs> dünya bize sorar kuralları. Bunu İngiliz, İskoç, İrlandalı, Galler biliyor. Zaten Adam İFAB'ın zaten... doğal, doğal üyesi bunlar. Doğal Ufena üyesi son. kurucusu. Tabii ki. Herkesin bildiğini tersi de de, FIFA bile oluyorlar. sonradan kurulmuş. Bunlara dahil olmuştur. Aynen öyle. Bunlar FIFA'yı işlerine almıştır. FIFA bunları kurmamıştır. Tabii. Bu adamlar bu işin başından beri yapıyor. Abi şu var. ser şut olsa yüzde yüz haklısın. Bir metreden iki metreden gelse yakın bir... Abi beş metreden gelen yumuşak bir top. Ayağından bile bir şey yok. Ya benim görüşüm o i̇şin abi. İstisası şu. İstisası şu. Diyor ki kural. Bir oyuncu diyor topu geriye doğru kendi atmak ister ya bazen hani. Sırtın dönüktür. Top gelmişsin geri. Elin davadandır. Buna bile vermeyin diyor. Çünkü kendi oynuyor. Ama bir şunu çok karıştırdı. Ayaktan geldi yer. Abi orada serçüt olması önemli. Yakın mesafe. Yani senin kaçırma şansın olmaması. Arda'nın çay içmeye vakti var abi. <laughs> Çay <laughs> içmeye vakti var yani. Peki evet. Beşiktaş-Trabzonspor'da tabii ki es geçmeyeceğiz. Beşiktaş yine iyi oynayarak kazandı. E, konuşalım Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş liderlik koltuğunu da devraldı. E, futboluyla da keyif veriyor. Abu Bakar da bu haftaya damga vuran isimdi bence. Bilmem katılır mısınız? Vallahi şöyle e, Sergen Yalçın daha çok